Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi, Geçmişte Yaşamak Filistin-İsrail sorunu tartışmaları hep geçmiş üzerinden yapılıyor. Kimi tarihi Osmanlı'ya kadar, kimi tarihi 1948'de Arap-İsrail Savaşı ardından kurulan İsrail'e kadar, kimi tarihi 1967 ve 1973 savaşlarına kadar ya da kimileri daha eski yıllara, milattan öncelere kadar götürüyor geçmişi. Tarihi unutmaktan bahsetmeyeceğim geçmiş sürekliliğin tahribatını sorgulayacağım. Geçmişi yalnızca hatırlamakla geçmişe takılmak arasında büyük uçurumdan bahsedeceğim. Şunu arıyorum. Sürekli geçmişe bakarak, daima geçmişte yaşayarak bugünün sorunu çözülebilir mi? Geçmiş, geleceğin kaybedilmesine sebep olmuyor mu? Bu sorular beni Alman filozof Walter Benjamin'in Alman gizli polisi Gestapo'dan saklanırken yazdığı notlarına götürdü. Tarih kavramı üzerine tezler. Dokuzuncu tezde yüzünü geçmişe çeviren bir meleken söz eder. Tarihin meleği olarak görülen bu manevi varlık trajedi ve yıkıntı imgeleri arasında bir felaket görür ve orada kalıp parçalanmış olanları bir araya getirmek için çabalar durur. Tekrar tekrar parçalanmış olanlara gider. Melek gözünü geçmişten alamaz ve itibariyle geleceğe sırtını döner. Walter Benjamin'in tarih felsefesinde şimdiki zamanı tarihin genel seyrinde akıntıya kapılıp giden pasif kullanımdan çıkarıp yeni bir siyasi ve ahlaki düzenin başlangıcı olarak niteler. Sadece Filistin-İsrail çatışmaları konusunda değil, Türk siyaset tartışmalarında da geçmiş daima ana konu değil mi? Peki niye böyle? Bir sebebi olmalı değil mi? Savaşlar, katliamlar, kayıplar, istenmeyen köklü değişimler bireyler ve toplumlar üzerinde derin izler bırakıyor. Bu travmatik bellek sadece yaşanılan dönemi değil, gelecek kuşakları da etkiliyor. Travmatik kayıplara maruz kalan bireyler, toplumlar eğer yaşadıkları yazla baş etme yöntemlerini öğrenemezse yaşamın amacı geçmişte asılı kalıyor. Yasını yenemeyen ne şu anda ne de gelecek zamanda yaşıyor ki bu psikolojinin konusudur. Hep geçmişe takılmak, sürekli geçmişi hatırlamak ve sürekli geçmişi özlemek, bugün olduğumuz kendinizi, bugün olduğunuz yeri ve bugünün olduğunuz zamanı kaçırmanıza ve böylece geleceği sağlıklı temeller üzerine kurmanızı engelleyen olumsuz davranışa dönüşüyor. Psikolojik kişiyi geçmişe bağlılık travmasından kurtulmanın yollarını gösteriyor. Peki ya toplum, peki ya ülke? grup kimliği inşa etmek, öfkeyi canlı tutmak, intikam almak için siyasetin de öznesi haline getirilen geçmişi kullanma bağımlılığından nasıl kurtulunacak? Kurban, saldırgan ikileminden nasıl çıkılacak? Gözden kaçan bu gerçek birçok politik sorunun kaynağı değil. Toplumsal onarım nasıl yapılacak? Ötekiyle nasıl barışılacak? İnsanlar ayırt edilmeksizin nasıl sevilecek? kuşkusuz ağır tahribatları unutmak zor. Kuşkusuz mağdurların insani acılarını unutması zor. Kuşkusuz hak ihlallerini unutmak zor. Fakat geçmiş geçmişte bırakılmazsa barış nasıl mümkün olacak? Güven ortamı nasıl sağlanacak? Toplumsal bağlar ya da ülkeler arası ilişkiler nasıl kurulacak? Bu acılı günlerde bu soruları sormak haydi güç. Hangimizin canı yanmıyor ki sivil ölümlere katlanmak çok zor. Ama barış olmazsa bu kan akmayı sürdürecek. Mehdi ya da Mesih gelmeden insanoğlu barışı sağlayamaz mı? Çok mu itopik düşünüyorum? Hayır. Ve fakat biliyorum ki barışmak hiç kolay değil. Radikal örgütler veya devletlerin sürekli geçmiş travmalar üzerinden oluşturduğu siyaset diliyle mücadele bunun ilk adımı olabilir. Öncelikle şu konuda hemfikir olmalıyız. Savaşın iyisi, barışın kötüsü olmaz.